Yeryüzünde nüfusun dağılışını etkileyen doğal unsurlar verilmiş. Kavram haritasında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğal unsurlar dediği için tarım gibi beşeri unsurları biz burada alamayız. O yüzden A, B şıklarını eleyelim. Bunun yanında madenciliği de insan yaptığı için beşeri. Sanayi yine insan tarafından yapıldığı için beşeri. Ama buraya uygun bir şekilde İklim ve su kaynakları gelebilir çünkü ikisi de doğal özellikler arasında sayılmaktadır. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olarak değerlendirilebilir. Aşağıdaki haritada dünyada nüfusun seyrek olduğu yerler verilmiştir. Buna göre numaralanmış alanlardan hangilerinde sıcaklık ve yağışın fazla olması nedeniyle nüfus seyrektir. Bir numaralı alana baktığımızda soğuk olduğu için sıcaklık düşük olduğu için bunu eledik. O yüzden A şıkkı gitti. 2 numaraya baktığımızda Himalaya dağları dağlık engebeli olduğu için nüfus seyrek olabilir. O zaman 2 olan B ve C ışıklarını da eledik. 3- Amazon Havzası Aşırı yağış, nem ve sıcaklıktan dolayı nüfus seyrek. 4- Kongo Havzası, ekvator üzerinde olan yerler bunlar. Burada da yine aynı şekilde Amazon Havzası gibi e, Aşırı yağış ve nem, sıcaklıktan dolayı nüfus seyrektir. Zaten 3 ve 4 e, doğru cevabımız olacak değişik olarak dikkate aldık. 5'te ise e, ki Ant Dağları'nın olduğu kısım dağlık engebeli olduğu için nüfuslanma seyrektir. Aşağıda verilenlerden hangileri günümüzde nüfusun en fazla olduğu ilk iki ülkedir? Dünya nüfusunda ABD 3. sıradadır. Hindistan'a baktığımızda Çinle ilk sıraları paylaşmaktadır. Hindistan Pakistan denmiş ki Pakistan ilk 3'te yer almıyor. Rusya aynı şekilde ABD'yi zaten söylemiştik. Dünyada nüfusun en fazla olduğu 2 ülke, ilk iki ülke Hindistan ve Çin'dir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıda 5 ülkenin nüfusları ile yüz ölçümleri verilmiştir. Buna göre grafikte verilen ülkelerden hangisinin aritmetik nüfus yoğunluğu daha fazladır? Aritmetik nüfus yoğunluğunu bulmak için toplam nüfusu 100 ölçümüne bölmekteyiz ve kilometre kareye düşen insan sayısına ulaşmaktayız. Yani burada baktığımızda bu yoğunluğun fazla çıkması için toplam nüfusun daha fazla, yüz ölçümünün daha az olması gerekir. Toplam nüfus fazla, yüz ölçümü daha az olursa bizim yoğunluğumuz burada daha fazla çıkacaktır. Buna göre nüfus miktarı yeşil ve açık renkte gösterilen yüz ölçümü ne dedik? Toplam nüfus fazla olacak. Yani yeşil daha fazla olacak. Sarı ya da turuncuya yakın rengimiz ise daha az olacak ki yoğunluk fazla çıksın. Buna göre burada yoğunluğun en fazla olduğu merkez 2 numaradır. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Rusya 141 milyonluk nüfusu ile Belçika'nın yaklaşık 14 katı kadar bir nüfusa sahiptir. Ancak Belçika'nın aritmetik nüfus yoğunluğu 342 iken Rusya'nın aritmetik nüfus yoğunluğu sadece 8.6'dır. Bu durum iki ülkenin aşağıdaki özelliklerden hangisinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Rusya baktığımızda nüfusu fazla olmasına rağmen yüz ölçümü geniş olduğu için kilometre kareye düşen kişi sayısı azalmaktadır. Yani biz aritmetik nüfus yoğunluğu bulurken toplam nüfusu yüz ölçümüne bölüyoruz. Yüz ölçümü çok büyük olduğu için Rusya'nın yoğunluk daha az çıkıyor. Belçika'nın ise baktığımızda yüz ölçümü oldukça küçük olduğu için Rusya'ya göre Burada yoğunluk daha fazla çıkıyor. Yani yüz ölçümlerinin farklı olması yoğunluğun farklı olmasının en önemli sebebi oldu. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız diyebiliriz. Aşağıda verilen bölgelerin hangisinde nüfusun yoğunluğu daha azdır? Avrupa'nın batısında sanayileşmeye bağlı olarak nüfus yoğunluğu fazladır. O yüzden A şıkkını eleyelim. B. Kuzey Amerika'nın doğusu. Burada da yine sanayileşmiş alanlar olduğu için nüfus yoğundur. Bunu da eleyelim. Güneydoğu Asya, Hindistan, Çin gibi ülkeler zaten nüfusun en yoğun olduğu alanlar arasında sayılıyor. Orta Amerika kısmına baktığımızda Avustralya'nın iç kısımlarını e, kıyaslarsak, e, tabii ki burada Avustralya'nın iç kesimlerinde çöl alanları var. Orta Amerika'ya göre daha az nüfuslanmıştır. İkisini kıyasladığımızda, o yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde nüfus yoğunluğu daha fazladır? 1 Alaska soğuk bir iklime sahip. Burada nüfuslanma oldukça seyrek. 2 Batı Avrupa ki burada nüfuslanma sanayileşmenin de etkisiyle oldukça fazla. 3 numara Hindistan, Çin gibi ülkelerin bir kısmını almış. Bu alanlarda nüfuslanma yine fazla. 4 numarada ise nüfuslanma çok fazla değil. Tabi 2 ve 3 ile kıyasladığımızda e, oldukça az oluyor. Ama tabii ki belli bir kısımda nüfus burada toplanmış diyebiliriz. Ancak 2 ve 3 C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki yerler ile nüfus yoğunluğunu etkileyen faktörler eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Mezopotamya Fırat ve Dicle'nin olduğu, birleştiği kısımda. Burada özellikle önemli su kaynakları da bulunduğu için tarım bakımından önemli bir alan ve burada nüfuslanma yoğunlaşmış. Çin tarım ve sanayinin geliştiği alanlar arasında nüfusun yoğun olmasında etkili bir faktör. Batı Avrupa'da sanayileşme etkili olan faktörümüz. Basra Körfezi'nde petrol gibi enerji kaynaklarının varlığı, Kuzey Avrupa'da turizm diyemeyiz. Zaten Kuzey Avrupa seyrek nüfuslu alanların da bulunduğu, bazı yerleri kapsıyor çünkü sıcaklık ortalamaları düşüktür. O yüzden turizm fonksiyonuyla ön plana da çıkmıyor. Nüfus da o kadar yoğun değil. O yüzden doğru cevabımız E şık oldu. Yeryüzünde nüfusun dağılışı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? 1. Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküredir. Ki özellikle güneye göre karaların oranı daha fazla olduğu için Güney Yarımküreye göre yerleşilebilir alanlar fazla. Bir de Hindistan, Çin, ABD gibi birçok ülke Kuzey Yarımkürede yer alıyor ki bu ülkeleri topladığımızda dünya nüfusunun yarıdan fazlasını oluşturabiliyor. 2. Nüfus ve yerleşmelerin bulunmadığı tek kıta Antarktika'dır ki sürekli yerleşmeler burada bulunmuyor. Buzlarla kaplı alanlardan birisi Güney Yarımküre'de. 3. Asya ve Avrupa'nın kuzeyinde sıcaklıklar çok düşük olduğu için nüfuslanma azdır. Bu da doğru bir bilgi. 3 de doğru olduğu için doğru cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıdaki grafikte dünya nüfusunun kıtalara göre oranları verilmiştir. Buna göre grafikte mavi ve kırmızı kıtalar aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Dünyada nüfusun en fazla olduğu kıta Asya kıtasıdır. Hindistan, Çin gibi ülkeleri de burada dikkate almaktayız. Bunun yanında dünyada nüfusun en az olduğu kıta Okyanusya ya da Avustralya'dır. Yani Asya mavi, kırmızı renkle gösterilen ise Okyanusya ya da Avustralya'dır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıda verilen nüfusun seyrek olduğu yer ve nedeni eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A'da Güney Amerika'nın batısı verilmiş. Ant Dağları var. Dağlık olduğu için nüfuslanma seyrek. B. Amazon havzası sıcak ve nemli olduğu için nüfus seyrek ekvator üzerinde bulunuyor. Tropikal iklim görülüyor. C. Kuzey Afrika sıcak ve kurak sahra çölü doğru bir eşleştirme. D. Orta Asya yağışın çok olması değil. Yine burada çöl alanları kuraklık fazla olduğu için nüfuslanma seyrek. O yüzden doğru cevabımız D değişik oldu. Batı Avustralya sıcaklığın yüksek olması yine çöl alanları dikkate alınabilmektedir.